Hedefleri daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir hayat. Farklı coğrafyalardan, değişik kültürlerden ve farklı dillerden dünyanın dört bir yanından ülkemizin üniversitelerine geliyorlar. Bizimle yaşayıp bizlerden biri oluyorlar. Tarihimizi, kültürümüzü, yemeklerimizi dünyaya taşıyacak olan gönüllü elçiler. Geriye döndüklerinde bizi anlatacak, farklı coğrafyalarda Türkiye'yi yaşatacaklar. Onlar bizim gönüllü elçilerimiz. Bugün modern Türkiye'nin ilk adımlarının atıldığı yere gidiyor ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde eğitim gören gönüllü elçilerimizi ziyaret ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak başlattığı bağımsızlık destanı bugünkü modern Türkiye'nin başlangıç noktasıdır. Samsun bugün 1,5 milyona yaklaşan nüfusuyla eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açısından Karadeniz bölgemizin en gelişmiş ve en büyük ilidir. Denizi ve yeşiliyle ülkemizin en gelişmiş ve yaşanabilir şehirleri sıralamasında 20. sırada olan Samsun, dünyanın 100 farklı ülkesiyle karşılıklı olarak ticaret yapmaktadır. Karadeniz bölgesinin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmek ve katkı yapmak amacıyla 1975 yılında kurulan 19 Mayıs Üniversitesi, 20 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkeziyle 54 bin öğrenciye eğitim veriyor. Yeşil doğası, göletleriyle eşsiz bir doğa manzarasına sahip olan 19 Mayıs Üniversitesi, ülkemizin en cazip eğitim merkezlerinden biri. Böylesine güzel bir üniversite olunca, yurt dışından öğrenci akını da kaçınılmaz oluyor. Ve üniversitemiz 4 kıtadan 2500 misafir öğrenciye de eğitim veriyor. Biz üniversitemiz 102 farklı ülkeden 2642 adet lisans, ön lisans ve yüksek lisans doktora düzeyinde öğrenciye sahip. Bu anlamda baktığımız zaman Avustralya kıtasını bir kenara bıraktığımızda, Japonya ve Uzak Doğu'yu bir kenara bıraktığımızda hemen hemen dünyada bilinen bütün kıtalardan öğrencimiz var. Uluslararası anlamda çok kültürlülüğün, çok sesliliğin hakim olduğu bir kampüs ortamımız var. Öğrencilerimiz buraya geliyor. Kampüsümüzde çok sıcak, samimi bir atmosferle karşılaşıyor. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra lisans üstü eğitimlere devam ediyor. Daha sonra da ilişkilerimiz devam ediyor. Biz arkadaşlarla ilişkimizin başladığı noktadan itibaren sürdürülebilir, nitelikli, kaliteli bir ilişki düşünüyoruz. Bugünkü gönüllü elçilerimiz yine dünyanın dört bir yanından eğitim için ülkemize gelen öğrenciler. Benim isim Kristina Vartan. Ben Ukrayna'dan geldim. Türkiye'de şimdi Tömür'de okuyorum. Omu Türkçe. Biraz dil öğreneceğim. Sonra güzel sanatlara gideceğim. Resim bölümü seçtim. Benim adım Gulnaz Baltagulova. Ben Rusya'dan geliyorum. Burada opsiyon bölümünde okuyacağım. Şimdi de hazırlık yapıyorum. Omu Türkçe'de okuyorum. Türkçe öğreniyorum. Eğitim için Türkiye'yi seçen misafir öğrencilerimizin bazıları bilinçli olarak, araştırarak Türkiye'yi seçiyor. Bazıları aile, arkadaş önerisiyle ülkemize geliyor. Bazılarının yoluysa tesadüfen Türkiye'ye düşüyor. Her ne şekilde olursa olsun Türk üniversiteleri onlara kapılarını açıyor. Ben önce kız arkadaşımla geziyordum Türkiye'de. Sonra Samsun'a geldik. Bu bahardaydı. Sonra YÖS sınav vardı. Ben düşünüyorum belki kazanacağım ya da yoksa deneyeceğim. Girdim YÖS'a, kazandım.
Ve tamam, burada karar verdim, kalmaya karar verdim. Aslında ben karar vermedim. Beni kader buraya getirdi, Samsun'a. Sonra da böyle okumayı karar verdim. Girdim sınava, kazandım. Şimdi okuyorum. İlk geldiklerinde yabancı bir ülke, bilmedikleri bir kent ve konuşamadıkları bir dil bekliyor onları. Dili öğrenene, meramlarını anlatana kadar çok büyük bir zorluk yaşıyorlar ama giderek alışıyorlar yeni geldikleri şehre, hiç bilmedikleri bir dile. Türkçe hiç bilmiyordum, sadece merhaba, o kadar. Türkçe benim için evet biraz zor oldu çünkü Türkçe ve Rusça çok farklı diller. Yapısı tam farklı var ama var da benzer kelimeler de var. Şimdi Türkçe anlıyorum. Çok kötü belki konuşuyorum ama anlayabilirim. Türkçe 4 yıl öğreniyorum ben. Hala öğrenemedim. Türkçe'de biraz zor bir yer var benim için. Mış falan ekliyorsunuz kelimelerde. Geliyormuş, okuyormuş, muş. Bunu anlamıyorum biraz. Ne zaman muş muş var, o zaman bu benim için sefer oluyor. Mesela semaversiz diyorsunuz. Bu aslında Rus kelime, samavar biz diyoruz. Kendi pişiren bir şey. Biz de orada çay kaynatıyoruz. Sonra nasıl ki paraşüt kelime. Aslında gelince önce fark ediyorsun ne kadar farklıyız biz. Ama sonra burada yaşa yaşa anlıyorsun ne kadar yakınız biz. Bütün de dünya böyle bence. Hepimiz aynıyız. Gönüllü elçilerimizin Türkiye'ye alışmalarına yardımcı olan, onların hayatını kolaylaştıran birileri hep çıkmış karşılarına. Geleneksel Türk misafirperverliği, ülkemizi tanımalarında, sevmelerinde ve dilimizi öğrenmelerinde en büyük yardımcıları olmuş. Öğretmenler burada çok iyi yardım ediyorlar, arkadaşlar buna yardım ediyor, evet. Hepsi insanlar burada, çok iyi insanlar Türkiye'de, yardım etmeyi seviyorlar. Kendimi ailede gibi hissediyorum ben. Herkes çok yardımsever. Hiçbir sorun ben yaşamadım orada. Samsun öğrencilere ders dışı zamanlarında eğlenip dinlenip gezebilecekleri çok alternatif sunuyor. Hem deniz, hem orman, doğal güzellikler, hem büyük bir kent, hem de tatil kasabası havasını bir arada yaşayabileceğiniz bir kent olan Samsun'da gönüllü elçilerimiz hiç sıkılmıyor. Bazen arkadaşlarla gidiyoruz. Yelken kulübü var. Yoksa sahilde tutuyoruz balığı, seviyorum. Samsun'da da gençlik merkezi var. Yeni yapıldı ve çok güzel eğitim veriliyor burada. Ben de ona katılıyorum. Şimdi mesela işaret dili öğreniyorum. Burada çok çeşitli eğitim veriliyor. Bazen mesela spor da var. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezleri 81 ilde 279 merkezle gençlerimize ve misafir öğrencilerimize hizmet veriyor. 1 milyon 600 bini aşan üye sayısıyla gençlerin buluşma noktası olan gençlik merkezleri 279 noktada gençlerimizin taleplerini belirlemek amacıyla saha çalışmaları yapıyor ve bu doğrultuda çok sayıda eğitsel atölyeler, seminerler ve çeşitli kulüp faaliyetleri düzenliyor. Gençlik merkezleri, gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip olması, olaylara, çevreye ve diğer bireylere karşı olan tutum ve davranışlarda insani, ahlaki, kültürel ve toplumsal duyarlılığın arttırılması amacını taşıyor. Hoş bulduk. Umarım her şey saz korusun başlamış. Gençlik merkezleri her kentte olduğu gibi Samsun'da da gençlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Ders dışı saatlerin verimli biçimde doldurulması, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak
bilime, sanata, spora yönlendirilmesi amacını etkin biçimde yürüten merkezlerde en fazla müzik kulübü rağbet görüyor. Gençler burada bir enstrüman çalmayı öğrenip müzik yeteneklerini ve bilgisini geliştirirken yeni arkadaşlıklar kurabiliyor ve ders dışı saatlerini verimli biçimde değerlendirebiliyor. İşitme engellilerle iletişim kurmak için düzenlenen işaret dili kursları gençlere yeni bir iletişim dili öğretiyor ve yepyeni dostlar kazandırıyor. Yeter ki sen darılma, gönlüm ferah olsun, yolun açık olsun. Gençlik merkezleri, gençlerimizin serbest zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak, gelişimlerine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak amacıyla sanatsal, sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetler, tarihi ve kültürel geziler de düzenliyor. Gençlik merkezlerinin düzenlediği atölye, kulüp, seminer, kamp gibi faaliyetlerden 2017 yılında yaklaşık 2 milyon gencimiz faydalandı ve bu sayının gelecek yıl 3 milyona çıkması hedefleniyor. Tüm çalışmalar gençlerimizi bilime, sanata, spora, iyiye, doğruya, güzele yönlendirebilmek için. Christina, sizin ülkenizde yaşlılara ya da başka insanlara özel saygı hitapları var mı? Böyle bizde yok o kadar. Misafir öğrenciler Türkiye'ye geliyor, Türkçeyi öğreniyor ve eğitim görüyorlar. Burada oldukları süre boyunca tarihimizi, kültürümüzü, yemeklerimizi de öğrenip ülkelerine dönecekler ve bizim gönüllü elçilerimiz olacaklar. Hayatları boyunca Türkiye'yi anacak, tanıtımımızı yapacaklar. Onlar bizim gönüllü elçilerimiz. Dünyanın dört bir yanında bizi anlatacaklar. Okula bittikten sonra ben kesinlikle eve döneceğim ve tavsiye edeceğim arkadaşlara buraya gelmek. Çok iyi bir ülke. İnsanları yabancı seviyor. İyi. En sevdiğim Türk yemeği sarma. Ama yapamıyorum maalesef. Çünkü çok zor bence onu sarmak. Samsun çok güzel bir yer. Ve gerçekten her şey yakın. Deniz yakın. Sahil var. Bisiklet için de yolu var. Süper. Samsun gezmek için çok güzel bir yer bence. Özellikle Atakum. O kadar büyük sahil yok Türkiye'de benim bildiğim kadar. Samsun'un çevresinde de çok güzel yerler var. Ben tarihi çok seviyorum ve burada mağaralar var. Sonra kanyonlar var, kuş cenneti var. Bence gezmek için çok güzel bir yer. Gidiyorum uzaklara, dönüşüm yok yok sana. Bana sen aldırma, yeter ki sen darılma, gönlün ferah olsun, yolun açık olsun.